Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda K7'nin 4. gününü oynuyoruz arkadaşlar. Bu kez Karomuz sindirme gücü. Evet, bu kez kullanacağım takım Wasp, Doktor Doom, Hayalet. Bu kez kralı çıkarttım arkadaşlar. Guillotine 2099'u yani. Çünkü sindirme gücünde hiç uygun değil Guillotine 2099. Sindirme gücü neydi? Kombomuz arttıkça rakibin güç kazanma oranı ve güç barı harcama oranı azalıyordu arkadaşlar. Ondan hiç uygun değildi. Evet, gene yolumuz aynı arkadaşlar. 3-6-7 yolundan gideceğim. Sonuçta varyasyon 3'te yolum hiç değişmiyor. Her varyasyonda herkesin bir sabit yolu vardır. Bu varyasyonda da işte benim sabit yollarım 3-6-7. Evet, Cable iyileşme açtı. İlk güç barını doldurunca. Sindirme gücü karosu olduğu için sadece bir kere vuruyorum. Sürekli vurmuyorum ki kombom artmasın, daha çok güç kazanmasın. Ustalıklar açık olsa her dakika böyle vurup oynardım zaten. Evet, gene yenileme açtı. Neyse ki hayalet var elimizde. Evet, gene yenileme açtı. Arkadaş ne %15 ihtimalmiş. Sen ona %85 de. Bazen bunlar çaktırmadan tersine çeviriyorlar bu ihtimalleri bence arkadaşlar. Çünkü burada hiç %15'lik bir ihtimal yok yani. Evet, Cable'ı yine de sorunsuz aldık. Evet, sırada en sinir bozucu olan Doktor Octopus var. Yani birinci kısımda. Gerisi daha eğlenceli yani. En sinir bozucusu olan Doktor Ahtapot. Evet, 30'luk yakma ve enerji verme karosu var. Normalde önceki günlerde bu dövüşleri izlediğiniz için hızlandırırdım ama her global karoda taktik değişebilir. Ondan hepsini virgülüne kadar göstereyim dedim. Eğer herhangi bir taktik değişikliği yoksa bazısını hızlandırdım mesela. Evet, L2'sinden kaçıyoruz. Bazen ağır saldırı atıyoruz böyle hiddet ve zalimlik biriktirmek için. Daha çok hasar veririz. Zaten üstümüzde birkaç hiddet aldı mı sanki ustalıklar açıkmış gibi oluyor. Burada ağır saldırımı havaya attım arkadaşlar. Sonra kaçış yap yani hızlıca elimi geriye çekmeye çalıştım ama geç kaldım. Zamanında geri çekemedim elimi. Ondan L1'ini yedim orada. Evet, L2'sini atıyor gene. Evet, Doktor Ahtapot'u da hallettik. Hep Octopus diye çıkıyor ağzından ama orijinal ismi o. Evet, şimdi Stark Örümceğe gidiyoruz. Birinci kısımdaki en sinir bozucu olan Doktor Ahtapot'tu neyse ki. Onu geçtik. Evet, Stark Örümcek'te neydi? 30'luk yakma karosu yok. Kanamayı falan, zehiri atarsak rakibin üstüne. Onları kendi üstümüze de aldığımız karo var. Ama hayalet için hiç sıkıntı değil bu. Çünkü hayalet hasar veren zayıflatıcı atmıyor. Zaten tüm hasar veren zayıflatıcıları almıyoruz. Belirli zayıflatıcılar sadece. Atıyorum kanama, zehir, yakma, plazma falan. Ki zaten plazmayı bir tek havok atıyor. Kendi üstüne alırsa da irade gücü sayesinde canını yeniler. Evet. İlk önce YZ'sini bozduk ama önemli değil. Zaten hayaletin kritik darbelerinden kaçamıyorlar. Evet, sonra bir an burada Wasp yok sandım gene. Blue'a L2 attım. Yani benim bloğuma vurduktan sonra L2 attım. Şimdi sabah yıldızına gidiyoruz. Hayalet kısa komboda, yani az komboda rakibini kolayca alt edebildiği için sanki global karo yokmuş gibi oynuyoruz arkadaşlar. Kolay bir global karo zaten bu. Ama işte fazla kombo biriktirenler veya uzun sürede rakibini indirenler için zor bir karo. Tabi karşınıza Hyperion veya güç basan hero'lar gelirse arkadaşlar iş değişir. O zaman bir Doktor Doom getirmeniz şart oluyor işte. Son günde Wasp'ı çıkaracağım büyük ihtimalle. Sürekli pasif hiddetler sayesinde sabah yıldızında can bırakmıyoruz adeta. Hızlıca indiriyoruz. Burada şansa kanama attı üstümüzü. L1 attık. %1 canı kaldı. İşte bu %1 sayısından nefret ediyorum o yüzden burada. Evet. Biraz canımızı aldı kanamalarla ama sorun olmadı. Evet.
Şimdi devam ediyoruz. Karolar kalktı. Adam arkadaş Bay Sinister'ı alamamış. Ben alacağım o yüzden. Doktor Doom'la. Wasp'ı da hayaleti de kullanamam. Deli gibi can basar. Evet, sert karşılık ve kanama zayıflığı var. Ah, şu yakma zayıflığı olaydı da. Önemli değil ama. Şimdi Guillotine 2099'um olsa bundan combo alırdım. Evet, D1'imi atıyorum. Burada dikkat etmem gereken unsur arkadaşlar, Bay Sinister engellenemez özel saldırıları bloklayabilir. O yüzden orada özel saldırı birimi atmadım ben. Beklettim, bana vurdu. Ağır saldırısına kaçtı, öyle özel saldırımı attım. Sakın unutmayın Bay Sinister'ın özel saldırıları blokladığını. Bir de Mordo blokluyor ama Mordo'nun 0.5 saniye beklemesi lazım önce blokta. Ama Bay Sinister'ın beklemesine gerek yok. Oh, hepsini blokluyor. Valla özel saldırısından mutlaka kaçıp da, yani kaçmamız gerekip de kaçamadığımız bir kar oldu mu Bay Sinister orada iş yapar arkadaşlar. O yüzden bende 6 yıldız R2'si var ya. Yok ya, zamanda savunma için atmıştım. Evet, ikinci L3'ümüzü atıyoruz. Şimdi ikinci iddetimiz gelecek. Bay Sinister'a en iyi çözüm zaten özel saldırı 3 atarak oynamaktır. Özel saldırı 1 ve 2'niz kritik vurduğu anda zaten canını geri yeniliyor. Evet, onu da hallettik. Şimdi Abomination'a gireceğiz. Bu kez Karol'u girmeyi deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Evet, hayalet kullanacağız. 30'luk yakma. Buna dokunamam karosu var. Hayalet için sorun değil çünkü kaçış karosu var. Ha, pardon, hayaletin kritik darbeleri kaçırtmıyor rakibi. Aynen, gördüğünüz gibi. Rahatça vuruyorum ona. Hasarımı da rahatça arttırdığım için sanki sağlık takviyesi yokmuş gibi. Evet, ondan güzel. Evet, devam ediyoruz. Bakın kaçış yaptı burada. Abomination'ın kaçış yaptığını görmek bir acayip değil mi arkadaşlar? Evet, artık özel saldırı ikimize atmanın zamanı. Şansa da ilk vuruşumda zehir attı. Biraz canımızı aldı o yüzden. Bak 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 bak, nasıl şerefsizlik yapıyor. Geriye kaçıyor iki kere. Boyut atlamız bitsin. Sonra yerinde vur. Oldu gülüm. Onu da yiyeceğiz biz. Bu botlar da salak sandı bizi. Böyle adilik yapıyorlar bazen arkadaşlar ama hiçbirimiz yemeyiz bunları. Evet. Az bir şey kaldık. Ne korkak çıktı bu Abomination ya. Bir de Hulk'la dövüşüyor. Hulk 30 kere parçalar bunu filmde aslında. Evet. Abomination'ı da indirdik. Hem de Karol'u. Yine canımız gitti biraz zehirlerden ama o kadar da sorun değil. Ölmedik ya, gerisi önemli değil. Şimdi hayalet kullanacağız. Bishop'a gireceğiz. Karşılık verme ve 30'luk yakma karosu. Karşılık vermeyi her zaman arkadaşlar aklınızdan geçirin. Sonra bir unuttunuz mu? Zaten L2'si varsa rakibinizin, knockout oldunuz. Özellikle Bishop'a dikkat etmelisiniz çünkü sonraki dövüşe özel saldırıları dolu başlıyor. Böyle eskiden işte aşağıdaki Bishop özel saldırı 3'ü dolu başlardı öldüğümüz zaman. Evet, L1'ini atıyor, bloklamak zorunda kalıyoruz. Aslında kaçılıyor hepsinden bir şekilde ama onun zamanlaması zor biraz, ondan blokluyorum. Bu riski burada almıyorum yani. Kritik savaşlarda genelde özel saldırısı kaçması zor olanlar bloklanır. Mesela İttifak Savaşı'nda Apokalips dövüyorsam boss'ta onunkileri de bloklarım. Evet, burada artık öleceği kesindi zaten. Yeteri kadar hiddet almıştık üstümüze. Ondan L2'yi saldım gitti. O da zaten ikinci vuruşta direkt pert oldu. Evet, birinci kısmı bitirdik arkadaşlar. Mini boss'u arkadaşlar aldı gene. İkinci kısma geçiyoruz. Yine aynı 6. yola gidiyoruz. Zindelik karosu var. Enerji verme 1. Wolverine -23'te. Sınıf avantajımız olduğu için de çok uzun sürmeyecek. Şunu da dile getireyim. Wolverine -23'ün özel saldırı birine dikkat edin arkadaşlar. Olduğundan erken vurursanız vuruşunuz boşa gidiyor. Boşluğa vuruyor Hironuz. Bunda bakın, sonuna kadar bekliyorum. Özel saldırı birinden sonra biraz uzaklaşıyor bizim yanımızdan.
İşte o uzaklaşma gerçekleştikten sonra ona vurun. Yanınızda kalmıyor. Aynen. Bakın bu şekilde. Zamanda çok boşluğa vurdum böyle erken davranıp. Sonra yakalanıyorsunuz falan. Evet, geç geldi bu kez. Burada nasıl uzaklaştı son dakika anlamadım. İkinci vuruşum değiyor burada, son tekmem değmiyor. Bir garip hakikaten arkadaşlar. Artık bu bug mı yoksa böyle mi olması gerekiyor bilmiyorum. Ama neyse ki öldü. Evet, şimdi hayalete gidiyoruz. Güç sızıntısı var onda da. Arada ağır saldırı atıp hiddet ve zalimlik de kasmak zaten her zaman iyidir. Arada yapıyorum onu. Böyle ustalıklarınız açık olsa normalde hiç buna gerek yok arkadaşlar. Rakibiniz de yani size temas etmesine izin vermeden direkt rahatça döversiniz. Zaten çok fazla vuruyorsunuz ustalıklarınız açık olunca. Ama diğerleri için kötü olur bu. Takımdaki diğer kişiler için. Özellikle Guillotine 2099 Apokalips'in karosu yüzünden direkt pert olur. Ustalık değiştirerek de her dakika kredi harcamıyorum. Çünkü savunmaya daha çok kullanıyorum ben kredimi. Burada niye L2'sini blokladım hatırlamıyorum. Bloklamışım ama. Evet, hayaleti de hallettik. Evet, sırada Rogue var. Rogue benim değil arkadaşlar. Yani benim yolumun karosu yoktu onda. Yine hayaletim veya Doom'un canı gitmesin diye Wasp kullanacağım. Onda doğrudan hasar ve enerji verme karosu var. Bu dövüşü hızlandırdım arkadaşlar çünkü uzun sürüyor. Wasp R1 olduğu için. L2'sine götürüyorum onu sürekli. Sonra ağır saldırıyla dövüyorum. L2'mi atıyorum falan. Zamanı gelince Wasp da R2 olacak zaten ama şu anda buna alfa harcayacak durumum yok yani. Evet, hallettik. Güç iğnesinden öldürüyor kendini son dakika. Hadi bakın, Wasp'ın bayağı canını aldı Karo zaten. Dövüş uzun sürdüğü için. Şimdi Bayan Marvel'a gireceğiz. Arkadaş almaya... Yani ben onun karosunu alıyorum ama o benim karomu almıyor. Zindelik ve karşılık verme karosu var. Doktor Doom kullanacağım. Doktor Doom'un 6 yıldızlısı gelse şu anda tam ihtiyacım olan şey vallahi ama bir kere gelince yetmiyor arkadaşlar. 6 yıldızlıyı bir kere yakaladıktan sonra seviniyoruz ama çok da sevinemiyoruz. Asıl onu kopyaladıktan sonra sanki ilk defa bulmuş gibi seviniyoruz arkadaşlar. Çünkü asıl o zaman işe yaramaya başlıyor hero. Yani Doktor Doom için demiyorum bunu, genel olarak söylüyorum. Yoksa Doktor Doom'u 6 yıldızlı yakalarsan mesela tek başına kesinlikle yani çok mutlu olurum. Hepiniz çok mutlu olursunuz eminim. Kopyasız bile mükemmel iş yaparsınız onunla. Hikaye maceralarında, ittifak savaşlarında, maceralarında. Kesinlikle isterim yani. Ama kopyalandım işte. Şu anda benim daha çok prestije ihtiyacım var. Ondan yani. Evet, L2'mizi atıyoruz. Karşılık verme karosundan bir güç barıka bastı. Ama Doom'un kendi özel saldırılarından basamadığı için sorun olmadı bu karo. Ve yanarak öldü. Evet, ikinci kısımda bu şekilde arkadaşlar. Eşyasız geçtik burayı da. Şimdi üçüncü kısma gidiyoruz. Üçüncü kısmımız da aynı. 7 numaralı yol. İlk rakibimiz iç savaş muharibi. Her zamankinden. Hayalet kullanacağım. Pot basmıyorum. Aynı taktik. Sindirme gücü karosundan ötürü sadece orta saldırımla vuruyorum. Ama zırh bastı kendine. Sonra zamanlayıcı gelmek üzereydi. O yüzden L1 attım. Sersemletmeyi kötüye kullanma karosu var. Burada yani ilk başta oynadığımda arkadaşlar dünün etkisinde o kadar çok kalmışım ki akıntıyı tersine çevir karosu var sandım bir an. İğrenç bir şey yani, sersemletmeyi kötüye kullanma akıntıyı tersine çevir karosuyla çok kötü gidiyor gerçekten. Ondan burada zorlanmıştım zaten dün. Evet. İlk rakibimizi aldık. Üçüncü kısımda şimdi Hyperion'a gireceğiz. Android rakibimiz ama elimizde Doktor Doom var neyse ki. Ama işte gene Doktor Doom elimizde olsa da arkadaşlar sersemletmeyi kötüye kullanma karosu biraz planımızı bozuyor.
doom rotasyonumuzu falan etkileyebiliyor. Burada bu arada üstümde güçlendirmeler var arkadaşlar. İttifak Savaşı'nda yolumu almıştım. Deli gibi güçlendirme basmıştım. 30'luk ve 15'lik basmıştım galiba. Ondan bu kadar fazla PC var şu anda Doktor Doom'un. Evet, L1'ini atıyoruz. Şimdi burada unutmamamız gereken bir şey var. L3 atmak kesinlikle kötü serseri kötüye kullanmada olmuyor. Ondan L2'mi atıyorum burada, L3'ümü atmadan. Devam ediyoruz. Evet, burada hata yaptım. L1'imi atmam gerekirdi. İkimizin de L2'si de olduğu için arkadaşlar bir şey olmuyor. Bir de burada spare'e basamadım zamanında. Derken kaçtı şerefsiz. L3'ünü atıyor. Neyse ki bu bizi öldürmüyor. Üstümüzde güçlendirmeler var. Ama güçlendirme olmasa garanti ölmüştük arkadaşlar. Evet, öldüremedi bizi. Bak bak bak, bir de ağır saldırı atıyor şey, utanmadan. Biz de L3'ümüzü atıyoruz ona karşılık. L3 öyle değil, böyle atılır diyoruz. Evet, Doom rotasyonuna devam ediyoruz sonra. Derken sersemletmeyi kötüye kullanma geliyor. L2'm doldu. Hemen atıyorum ve indiriyoruz. Evet, L3'ü attığından çok güzel. Pişman ettik Hyperion'ı. Şimdi Demir Adam'a gidiyoruz. Hayalet kullanacağız. Ki burada bir talihsizlik olacak. Evet, basamadım nedense burada serseme arkadaşlar. Telefonun bir yerine dokundum ama ya yanlış yere dokundum ya da parmağımla yanlış bir hareket yaptım. Belki yanlışlıkla telefonun ortasına falan dokunmuş olabilirim. Onu vuruş falan algılamıştır veya ortası oyunu durduruyoruz falan bir şey algılamıştır. Orada basamadım işte. O yüzden kalanı Doktor Doom'la temizleyeceğim. Burada diriltmek istemedim. Başta bir kere L1 atmakta fayda var. Gücünü çok doldurdum diyor. Sonra tekrar L1 atıyorum. Zamanlayıcı geldi. Hep direnme yazıyor nedense. Yine yazdı. Evet, neyse ki L2'sini attı. Ben burada acele ettim. L2'mi attım nedense. Çünkü L3'ümü atmamam gerekiyor biliyorsunuz. Zamanlayıcı geliyor maalesef. Ve tam tokat atacağız. Zamanlayıcı geldi. Neyse ki geriye çekilmeyi seçti. Burada bir kombosuna devam edebilirdi. O da bizi öldürdü. Evet, zamanlayıcı bitmeden knockout ediyoruz sonra Demir Adam'ı. Evet, bir rakibimiz kaldı yolumuzda. Sonra ortak Kara geliyor. Evet, Carnage'e gireceğiz. Sınıf avantajımız da var Doktor Doom'la. Şimdi Kara kalktı. Başta Kara kalkmamıştı. O kısmı çıkartmamışım. Olsun. Burada da telefon bayağı kasmış nedense. Takılıyor burada. Tabi arena oynuyordum o esnada. Arena böyle yarım saat 35 dakika falan arena oynuyorsanız arkadaşlar telefon çok kasmaya başlıyor. Böyle işte arena takılmaya başlıyor. Ondan sonra da zaten oyundan atıyor bir yerden sonra. Bunu yapıyorsanız ve ondan sonra ittifak savaşı oynayacaksanız sakın yapmayın arkadaşlar. Oyunu baştan başlatın, öyle ittifak savaşına girin. Valla knockout verirsiniz. Oyundan atar. Savaşta sizi. Yaşamışlığımız var eski ittifakımda. Ben yaşamadım da yaşayan arkadaşlar oldu. Ben hep oyunu baştan başlatıyorum arena oynadıysam, ittifak savaşına gireceksem. Evet, zamanlayıcı geliyor. Hemen L2'mi atıyorum. Evet, az bir şey kaldı. Yine zamanlayıcı geliyor. Evet. Neyse ki bu kez rotasyonuma müdahale etmedi. L1, L2 yapabildim kolayca. Evet, yolumuzu eşyasız bitirdik arkadaşlar bu sayede. Şimdi devam ediyoruz. Moon Knight'a girmiş arkadaş, başaramamış. Biz deneyeceğiz. Doom kullanacağım. Onda X-Gen'i var. Yani şimdi bu dövüş o kadar uzun sürüyor ki arkadaşlar, bunu da hızlandırdım o yüzden. Sonuçta %50 saldırımızı kaybediyoruz. Ve Doom kullanıyorum.
Bunun deli gibi canı var biliyorsunuz. 15 dakika veriyor bize. Evet, L3 rotasyonunu yapıyorum. Sonra L2'mi attım orada. L3'ümü dolduramayacaktım aura kapanana kadar. Evet, bir L3 daha geliyor. Bu kez L3'ümüzü atabildik ikinci kere ve ikinci iddetimizi aldık. Evet, az bir şey kaldı. Onun dışında zaten artık kalanı normal yapıyorum. L3 atmıyorum, az bir şey kaldı. Evet, L2'mi atıyorum. Ve bitiyor. Neredeyse 4 dakika sürdü savaş arkadaşlar. Yani dövüş. Evet, şimdi burada boss için adamım kalmadı benim arkadaşlar. Diriltme kullanmamam gerekirse yani. Evet, ama sonra baktım arkadaş halledemiyor. Ben gireyim dedim. Başta Doom'u kullandım arkadaşlar ama Doom'la hemen öldüm. Hiç canını alamadım. Bu canını ben almadım, arkadaş aldı. Diriltme kullanıyorum. Evet, hayalet kullanacağım. Bot basmaya gerek yok. Nasılsa temas edersek her türlü öldük. Temas etmeden alacağım. Evet, Apocalypse de çok korkak oynuyor bu arada burada arkadaşlar. Her dakika kaçıyor bize gelip vuracağını. Şu an için demiyorum. Şu an üstümüze çok geliyor. Evet, L1'ini attıracağım mecbur bunun her dakika. Zaten kaçmayı biliyorum. Çünkü ona yani blok yaptırtamayız. Hem 4 yüklü hem de zaten canımız yok. 4 yüklü olmasının hiç önemi yok. Canımız yok. Temas halinde öldük. Evet, kopyalı olsa şimdiye zaten L2 atmıştım. Hatta ikinci L1'imi doldurmuştum. Kopyasız olunca çok uzun sürüyor. Neyse ki Wasp var burada. Evet, bir dakika geçti. Canını güzel aldık. Evet, kaçıyor gördüğünüz gibi. İlla bekletecek bizi biraz da. Bir yandan da kombomuzu arttırdığımız için çok güç kazanmaya başlıyor. Ondan gene sadece orta saldırımla vuruyorum ona. Arada uzaklaştırmak için combo yapacağım da olacak tabii ama daha çok orta saldırıyla vuruyorum. Baba nasıl havaya vuruyor. Evet, ama hayalet olduğu için Apocalypse'de duvarda da dövüşebilirim arkadaşlar. Hiç sorun değil o yüzden. Evet, L2'm gene geldi. Bir dakika daha geçti arkadaşlar. Evet, bir dakika kaldı. İşte canı full olsaydı arkadaşlar katiyen indiremezdim hayaletle yani bunu. Yani bu kadar azaltamazdım yani. Bu hale getiremezdim onu kesinlikle. Evet, %7 canı kaldı burada arkadaşlar. Tam boyut atlama bitti arkadaşlar, bize vurdu kaçtığı için. Ondan %7 canı kala arkadaş giriyor son canına. Zaten üfleyecek şimdi. Bekliyoruz. Üflüyor, ölüyor zaten ondan sonra. Nihayet benden başka biri boss'u indirdi. Evet. Ama puan olarak hala liderlik bende. Ama hiçbir önemi yok bunun tabii ki, öyle fantazi yapıyorum. Evet, son gün de gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere.